اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان Efendim takriben 3 ay önce Ayasofya Camii'ye imam olarak atandık. Burası tabi sembol biliyorsunuz. Bana buraya geldikten sonra bazı eşim, dostum, arkadaşlarım dedi ki hocam artık bundan sonra seni işte şu camide veya bu camide isim vermek istemiyorum. Göreceğiz inşallah buradan sonra filan dediklerinde ben şunu söyledim. Vallahi bu benim için zirve. Siz dualarınızı benim buraya muvaffak olabilmem için ederseniz daha iyi olur. Çünkü bundan sonra herhangi bir cami, yani hedefimde herhangi bir cami falan yok. Yani aslında bir imam olarak, imamlık mesleğinde Ayasofya Camisi benim hedefimin daha ötesinde bir yerdi. Ama derler ya işte her şey Allah'tan olunca, efendim Yusuf Aleyhisselam'ı biliyorsunuz Rabbim Mısır'a sultan kıldı. Rabbim takdir etti. Efendim devletimiz, hükümetimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız uygun gördü. Bizi atadılar buraya. Bundan sonra inşallah burada bizler de bir hizmetçi olaraktan görev yapmaya, imamlık mesleğini icra etmeye çalışacağız inşallah. Rabbim muvaffak kılsın. Yani benim kişisel olarak hedefimin zirvesi burası. Buradayız. Geldik. Ayasofya Camisi'nde geldiğimizde iki vakit namaz burada eda ediliyordu. Öğle ve ikindi namazları. Cemaatin olmaması düşüncesiyle bir de burası meskun mahal olmadığından dolayı arkadaşları birkaç kere açmışlar. Kimse gelmediğinden dolayı galiba da cemaat gelmez demişler. Açılmamış. Ya ama açtık. Dedik ki bir ezan okuyalım. Çünkü böyle bir mabede biz Rabbimizi takdir buyurdu. Geldik. Burada hiç kimse cemaat gelmese bile bir ezan okumak bile benim için gerçekten çok büyük bir şeref. Caminin açık kalması. Biz dedik açalım. Belki gelirler dedik. Açtık, dua ettik. Ya Rabbi insanların ayaklarını buraya kolaylaştır dedik. İlk hafta hakikaten gelen giden fazla olmadı ama ikinci haftadan sonra akşam namazlarında, yatsı namazlarında insanlarımız gelmeye başladı. Camimiz yani Hünkar Kasrı, onu özellikle ifade edelim. Hünkar Kasrı'ndaki açmış olduğumuz camimiz, açık olan camimiz 5 vakit namaza açık, 5 vakit ibadete açık. Bu son çalışmalarla, arkadaşımızın son çalışmalarıyla cemaat sayısı biraz daha arttı. Hatta bu Kurban Bayramı'nda ilk Kurban Bayramı namazı da kılınmış oldu. Bayram namazı kılınmış oldu. Cemaat toplandı. 100'ün üzerinde bir cemaat burada namaz kılmış oldu. Gittikçe cemaatimiz artıyor. Arkadaşımızın gayretli çalışmalarıyla artıyor. Önceki görev yapan arkadaşlarımızın da burada tabii çok güzel çalışmaları oldu. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, görevlerimize teşekkür ediyorum.
Şimdi 5 vakit ezan okunuyor. 4 minaremizden birden ezan okunuyor. Öğlen ve ikindi ezanlarını Sultanahmet Camii ile çift ezan şeklinde okutuyoruz. Bu da yerli kardeşlerimizin ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hatta böyle pür dikkat dinlediklerini, kaydaldıklarını görüyoruz. Öğlen ikindi çift ezan okunuyor Sultanahmet'le karşılıklı olarak. Diğer vakitlerde de münferiden burada ezanımız okunuyor. Yani mutlaka yapılabilir. Cemaatimiz arttıkça bizler de bu faaliyetleri yapmamız gerekiyor. Arzumuz, gayemiz burayı kardeşlerimizin gelip görmesi, namazlarını kılmaları, cemaatin çoğalması. Şu anda vakit namazlarında cemaate uyarak kılan kişi sayısı yaklaşık olarak 100 kişi civarında oluyor. Cuma namazında bu 300 kişiyi falan buluyor. Ama konum itibariyle Topkapı Sarayı'nın girişinde bulunması, işlek bir yerde olması sebebiyle vakit aralarında da çok sayıda kardeşimiz gelip namaz kılıyorlar. Hatta yabancı turistlerin de ziyaret ettiklerini görüyoruz sık sık. Вот информация.